Umutlar, İstanbul Hepimizin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının bugünkü konuk sunucusu ben Pınar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Merkezi olarak ayda bir kere bir programı biz ev sahipliği yapacağız. Bu programın ilkinde de göç ve çocuğu konuşuyor olacağız. İki kıymetli arkadaşım var aslında beraber, Ayşe Beyazova ve Gözde Durmuş. Ayşe de çok uzun zaman İstanbul Bilgi Üniversitesi çocuk çalışmalarındaydı. Gözde şu an hala devam ediyor. İkisiyle beraber göç ve çocuğu konuşmak için bir arayız. Uzun bir konu, zor bir başlık. Ama belki öncelikle çocuk kimdir, kimlere çocuk diyoruz ve çocuk haklarından başlarız diye düşündük. İstersen Gözde senle başlayalım. Çocuk, kimlere biz çocuk diyoruz? Çünkü orada yaş aralığı bile tartışılan bir şey. Bu alanda ben de epey bir zamandır uğraşmaya çalıştığım için hani şu 0-18 bile biraz tartışılıyor gibi. Evet, çünkü aslında günlük dilde çocuğu kullanım halimiz de çok şey. Yani mesela biz çocuk konuşma derken başka bir çocuğa atıfta bulunuyoruz falan. O yüzden günlük kullanımdaki çocuğa ilişkin algımız da aslında çocuk hakları açısından bir çocuk tanımı yaptığımız arasında bir farklılık oluşuyor. Yani hukuki anlamda aslında 18 yaşından sonra, yani 18 yaşına kadar olan herkes çocuk. Her birey. Ama hani burada mesela hani psikoloji bölümündeki çocukluk dönemlerini tanımlarken başka bir çocukluk da var. Tabii disiplinler arasında bu tür farklılıklar olsa da sonuç olarak bizim bugün de tartışacağımız konular bağlamında, haklar bağlamında 18 yaşına kadar olan her birey çocuk, kendilerine özgü ihtiyaçları olan hak sahibi bireyler olarak tanımlamayı tercih edebilirim ben bu çocuğu. Evet. Yani özellikle burada sosyal politikalarında konuşurken bu hak sahipliğinde 15 yaş üstü de çünkü genç kategorisi olarak da kullanılıyor, evet. Ama biz hani biraz daha bu hakların daha geniş ya da çocuğun üstün yararı için kullanabilmek adına 18 yaş altını koyuyoruz. Belki biraz çocuk haklarından da bahsedebiliriz. Hani çocuk ve göçe geçmeden önce bunu konuşmak şu açıdan kıymetli. Göçün ve göçmenliğin özellikle mülteci hakları gibi yasal statüsünden daha bağımsız olarak bir çocuk hakları evrenselliği durumu var. Belki oradan bir geçiş yapmak daha doğru olur. Tabii ki. Ya aslında şöyle, tüm insanlar aslında insan haklarına sahipler. Peki insan hakları varken neden çocuk hakları var? Belki hani onunla da başlayabiliriz. Çünkü aslında çocukların az önce söylediğim gibi aslında 0-18 dediğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Bu onların aslında çok farklı, kendilerine özgü başka ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor. Aslında bir gelişim halinde olma halleri de var. O yüzden aslında çocukların kendilerine özgü ihtiyaçlarından kaynaklı olarak çocuk hakları tanımlanmış. Ve bunun da şu an aslında çocuk haklarını tanımlayan en geniş ve aslında dünya çapında da aslında hemen tüm ülkeler tarafından imzalanmış bir sözleşmeyle de bunu açıklayabiliriz. Aslında biraz dayanağımız da aslında Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşme diye kısaca söyleyebiliriz. Aslında Türkiye'de bunun bir tarafı, belki onu da söylemekte fayda var. Türkiye bu sözleşmenin bir parçası olarak çocuklar nereden gelirse gelsin aslında çocuk haklarının gerçekleşmesine dair taahhüt vermiş, söz vermiş durumda. Bu önemli. Şimdi bizim burada konuşacağımız noktada hani göç sürecinin içindeki çocukluk halini aslında biraz konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. En kırılgan gruplardan birinden bahsediyoruz. Yani çocuk dediğimizde bizim en çok vurguladığımız şey, senin tam da demin söylediğin gibi, belli bir takım özel ihtiyaçları ve büyüme aşamasında, evet, olması çok kıymetli bir şey. Ama literatürde yazında gelişmiş ve bence hepimizin hani kamuoyunda da bunun belki altını çizerek vurgulamamız gereken bir şey, hani sadece büyüdüğünde ne olması, işte iyi ve makbul bir vatandaş olması için çocuğun hakkının korunması değil, aslında çocuğun bugününde de iyi olma durumunu, iyi olma halini geliştirebilmek adına da biz bunları tartışıyoruz. Hani belki bunun da altını çizmek lazım. Aslında belki şey de söyleyebiliriz. Hani çocuğun geleceği bu kadar çok vurgulandığı için ve gelecekte çocuğun ne olacağı üzerine çok fazla durulduğu için çocukların kendisi de hep geleceği düşünüyorlar. Evet. Aslında çocuk olmak istemiyorlar, değil mi? Çocuk dendiği zaman kızıyorlar. Ben çocuk değilim. Evet. Hatta biz de onu söylüyoruz. Sen artık çocuk değilsin diyoruz mesela. Yani çocuğu olumsuzluyoruz aslında. Yani çocuk kavramını olumsuzluyoruz. Onu da belki vurgulamakta fayda var. Yani çocukların bugününü o anlamda bile
görmüyoruz, göremiyoruz. Belki görmek istemiyoruz. Evet, bir takım geçen beraber yine burada mevsimlik tarımdaki çocukları konuşmuştuk. Hı. Ve mevsimlik tarımda da işte çocuk ısrarla şey diyordu. Ben büyüdüm demiyorum aslında. Çevremdekiler bana büyüdüğümü söylüyorlar. Hı. Ve bir takım sorumluluklar da yüklüyorlar. Biraz bu hızla bu çocukluğu geçirip yetişkin hale gelmek zorunluluğunda olan bir grup da var. Ki biraz göç aslında böyle bir grup. Yani çok hızlı bir biçimde büyümek zorunda kalan, belli bir takım travmaların içinden geçen, tabii çok farklı göçmenlik halleri var. Belki onu da bir söylemek lazım. Yani burada biz özellikle hep beraber şeyi konuşacağız. Yani Türkiye'nin şu an aldığı büyük bir Suriyeli göçmen var ve geçici koruma altındaki bir statüyü biraz, özellikle Ayşe'nin tezine referansla biraz tartışacağız ama ondan önce şey önemli bir vurgu gibi geliyor. Yani Türkiye'de aslında biz çok uzun süre iç göç ve iç göçe bağlı olarak çocukların kendi içinde yaşadığı süreçler de önemli bir tartışma alanıydı. Yani bir çok daha farklı bir ülkenin farklı bir yerinden büyük şehre gelme, büyük şehre entegre olma, onun içindeki okullar ya da çalışma koşullarıyla yaşanan farklı süreçler de yaşadık. Ama belki şeyi söylemek çok önemli burada. Her göç süreci çocuklar için başka bir öykü anlamına geliyor. Ama çocukları konuşurken ister istemez onların içinde bulunduğu bir ilişkisellik içinde, ailenin içinde olduğu koşulları da masanın üstüne getirmek gerekiyor. Çünkü çoğu zaman hani yalnız kalan, kalma durumunda olan çocuklar hariç baktığımızda çoğu zaman çocuklar ailenin içinde bu göç sürecine dahil olarak karşımıza çıkıyorlar. Evet. Yani şey de burada var. Az önce çocuk haklarından bahsederken bazen de hani bu göç ve çocuk, şunu da vurgulamak gerekiyor belki. Yani çocuk ne olursa olsun, hani aslında demin yaş farklılığından bahsettik ama bunun gibi göç gibi farklı farklılıklarla da birlikte olduğunda çocuk olarak anılması, çocuk olarak anılması hem bazen devlet tarafından bazen ailesi tarafından da aslında öyle görülmüyor. Aslında burada hani tartışmayı tam yürütürken hep şeye vurgu yapmalıyız. Yani tüm çocuklar eşit haklara sahipler. Yani başındaki o sıfatlar, çalışan çocuk, göç işte Suriyeli çocuk falan, bunu tanımlamalardan ziyade çocuk hakları aslında tüm çocuklar için bu özelliklerin dışında onların bu haklara erişmesiyle yükümlü kılıyor aslında devleti ve aslında tüm toplumun da bunda sorumlulukları olduğunu söylüyor. Belki hani o açıdan da göç ve çocukta da bunu vurgulayabiliriz. Bu çok önemli bir şey çünkü Türkiye'de özellikle mülteci olarak Suriye'den gelenlerin mülteci statüsüne alınmaması sebebiyle yaşanan bir yasal boşluk vardı. Daha sonra bu geçici koruma statüsü verildi ama o geçici koruma statüsünden önce de aslında bütün çocuklar çocuk hakları sözleşmesi çerçevesinde eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi temel haklara sahiplerdi. Evet. Yani yasal düzenleme olarak çocuk hakları üstünden kurgulamak bize başka bir alan da yaratıyor, açıyor. Belki bunu vurgulamak hepimiz açısından kıymetli. Ama tabii ki aileyle beraber düşündüğümüzde anne, baba, diğer bütün üyelerin de bu haklara sahip olması, hani o anlamda geçici koruma statüsü çıkmış olması çok kıymetli. Önemli. Belki hani çocuğun tanımından konuştuk şeyi de, yani çocuğu tanımlarken haklarıyla beraber çocuk olarak tanımlamak aslında, yani çocuk kimdir, haklarıyla beraber bir bireydir demek çok önemli oluyor. Bir de belki hani o dört temel ilkeye değinmek de hep böyle elverişli oluyor. Hani böyle upuzun bir haklar manzumesi var aslında, çok çeşitli haklar var. Ama onların işte her birinin gerçekleşmesi için geçerli olması gereken dört temel ilke var. Hani böyle çocuk haklarını ayakta tutan bir masa gibi düşünürsek, dört ayağı gibi. Bir tanesi ayrım gözetmemek çocuklar arasında. Dolayısıyla hani göç eden çocuk, işte mülteci çocuk, başka çocuk, işte çalışan çocuk arasında ayrım gözetmeden tüm hakları sunmak. Bir başkası... Çocuk olduğu için. Sırf çocuk olduğu için, evet. Sadece çocuk olması yeterli bunun için. Bir başkası çocuğun yaşamını, gelişimini gözetmek. Öncelikle yararını korumak. Yani herhangi bir bağlamda önce çocuğun yararı üzerinden düşünmek. İşte ne bileyim, bir öğretmense, hani sınıfında çok farklı çocuklar varsa önce çocukların yararı üzerinden, önce başka bir şeylerin, başka birilerinin söylediği ya da bir takım başka önceliklerin daha değerli olduğu üzerinden düşünmemesi. Mesela bizim çok önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de katılım. Evet. Çocuk katılımı, o da çok kritik. Hani her bağlamda çocuğun katılımını sağlamak, evet. Çok önemli. Bu aslında çok zor konulardan bir tanesi. Çünkü hem çocuk hakları olarak tanınmış bir durumda ama gene bizim çalıştığımız bu çocuğun iyi olma halinde de bizim baktığımız noktalardan bir tanesi. Fakat
katılımı nasıl sağlayacaksınız, metodu nasıl kuracaksınız? Hı-hı. Çünkü burada en tehlikeli olan şey göstermelik bir katılım. Hı-hı. Yani örneğin biz şu an üçümüz burada konuşurken bir tane aramıza bir tane sevimli bir çocuk alalım ve aslında o da bizim programdaydı ve o da fikirlerini söyledi demek değil de hani Hı-hı. mekanizmayı iyi kurmak, gerçekten fikirlerini yansıtacak bir biçimde ister araştırma olsun, ister yapılan çalışmada olsun çocukların kendi seslerini duyurmaya elverişli biçimde katılımın mekanizmalarını kurmak gerçekten çok hayati. Evet. Hani burada da zaten hani çocuk çalışmalarında siz mümkün olduğu evet. kadar böyle bir çaba içindesiniz. Şey de söylemek çok kıymetli gibi geliyor bana. Hani diğer özellikle senin çalışmanın üzerinde Suriye'ye geçmeden hani Türkiye'de çok ciddi bir çocuk nüfusundan bahsediyoruz. Hı-hı. Yani 18 yaş altı olarak baktığımızda belki grafiği de arkadaşlar koyabilirler. 25 milyon gibi yani bir ülke büyüklüğünde hatta bayağı büyük bir ülke büyüklüğünde bir nüfustan bahsediyoruz. Ve bunun getirdiği bir takım sorunlar da var. Yani bir kere tek tipte ya da tek türde bir çocukluk durumu yok. Çok farklı ister eğitimde olsun ister... İmkanlara erişimde olsun çok farklı çocukluklar var. Belki kısaca onları konuşmakta şöyle bir fayda var. Sonra bunun üzerine gelmiş bir de neredeyse 1,5 milyon Suriye'den gelmiş çocuktan bahsedeceğiz. Hani belli bir takım sorunlar da katlanarak büyüdü gibi. Ya aslında bıraktığın yerden şöyle devam edebilirim. Yani Türkiye'deki çocukların durumunda hani 25 milyon işte bir ülke, herhangi bir ülkenin nüfusundan yüksek bir orandan bahsediyoruz. Ve bir yandan da aslında çocuk katılımıyla bağlı olarak da öyle bir nüfus ki bu aslında çok fazla politikalara etkileme gücü de çok fazla yok aslında. Çünkü tam o çocuk katılım mekanizmalarını hala çok kuramadığımız. Ve bundan kaynaklı da aslında çocuğun ihtiyaçlarını görebilmek ve ona uygun politikalar ve ona uygun hizmetler de aslında bir takım şeyler yaratıyor. Ve burada da aslında işte biz Türkiye'de çalışan çocuklardan bahsedebiliriz. Yani bir çocuk işçiliği durumumuz var. Daha önceki programda konuştuğunuz gibi mevsimlik tarımda gibi aslında çocuk işçiliği de böyle çok tek bir şeymiş gibi değil. O da aslında çok farklı sektörlerde, farklı şekillerde karşımıza çıkan bir şey. Bunun dışında eğitime erişim ya da kaliteli eğitime erişim. Yani eğitime sadece devam etmesi değil, eğitimdeki aldığı hizmetin aslında kalitesiyle ilişkili şeyler var. Çocuklarla en çok konuştuğumuza çıkan şey oyun alanlarına dair erişim. Bu yani engel çocuk açısından başka bir erişim problemi, oyun alanlarının yeterliliği gibi aslında çocukların, yani Suriyeli çocuklar gelmeden önce Türkiye'deki çocuklar aslında birçok farklı aslında haklarının hayata geçmemesiyle ilgili sıkıntılar yaşıyorlar ve bununla ilgili de aslında bir takım hızlıca hani çözmemiz gereken hep birlikte bir takım sorun alanları vardı. Ya biraz şeyin vurgusunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Mesela bu çalışan çocuk durumunda da yani evet çocuklara sorumluluklar vermekle çalışan bir çocuk olma halinin farklılığının altını çizmek çok kıymetli gibi. Ev içinde bir takım sorumluluklarla yükümlü çok fazla çocuk var. En son 2012 TÜİK araştırması elimizde çocuk işçiliğine dair ve onun yenilenmesi gerekiyor. Ve hani hepimiz farklı mecralarda bunu aslında dillendiriyoruz. Burada ortaya çıkmış olan şey yani hem dışarıdaki çocukların yaşam koşulları açısından çalışan çocukların durumu ama aynı zamanda ev içi emeğinde kardeş bakımı, aile içindeki bütün o yüklerin aldığı, özellikle kız çocuklarının bazen çifte mesai dediğimiz bir şeyi yaşıyor olması. Hani toplumda bunun aslında konuşulur ve görülür olması çok önemli geliyor. Yani tam da mesela bugün gibi inanılmaz bir gündemin ortasında hani çocuğu yine de konuşuyor olmak, çocuk haklarını konuşuyor olmak ve hem Türkiye'nin kendi içinde hali hazırda zaten var olmuş sorunların üzerine bir de dediğim gibi çok kırılgan olan, gelmiş bir travmadan gelmiş olan bir nüfustan da bahsediyoruz. Hı-hı. Belki oraya geçmeden artık hani Türkiye'deki özellikle bu Suriyeli şeyine geçmeden önce şeyi de söylemek lazım. Yine bizim birkaç tane yaptığımız çalışmada çok net gördüğümüz bir şey. İç göçün de benzer bir biçimde çocukların iyi olma halini etkilediğiydi. Yani İstanbul'da yaptığımızda da göçle gelen aileler ve göçle gelmemiş. Yani diyelim ki anne baba göçle gelmiş ya da çocuğun kendisi o göç sürecinin içinde olmuş ailelerin durumlarıyla bir jenerasyon önce yerleşmiş ya da daha önceden İstanbullu olma halinin çok ciddi farklılıklar yarattığıydı. Bu tabii işte hem okul, hem sağlık, hem bütün şehir imkanlarına erişim konusunda hani göçle gelmiş bir ailenin yaşadığı şehre nasıl gireceği, nasıl entegre olacağı, özellikle hani şehir hepimizin programının başlığının altında konuşurken ele almamız gereken bir nokta diye düşünüyorum. Yani çocuk dostu şehirler gibi bir kavram var aslında. Tabii burada her şehrin bu özelliğinin olması ama tabii İstanbul'u konuşurken İstanbul daha da büyük bir şehir, büyük bir metropolden bahsediyoruz. Tam da konuştuğumuz bu
oyun alanları, çocukların oynayabileceği güvenli imkanların olması gibi noktalar çok fazla belki söylememiz gereken bir şey. Çünkü çocukların çoğu da bu mekanların olmayışından şikayet ediyorlar. Evet. Ki okullarda da yani bizim yine gördüğümüz, izlediğimiz, siz de birçok okulda çalışma yapıyorsunuz. Belki onu söylemek gerekiyor. Okulların içindeki bu mekanların çocukların kullanımına, erişimine açılması da çok kıymetli bir şey. Evet, yani böyle Türkiye'yi konuşurken oraya geçememekle ilgili de bir endişe ediyorum ama Türkiye'de gerçekten aslında çocukla ilgili çok fazla konuşacağımız şey var. O yüzden söylediğine çok katılıyorum. Sürekli aslında bir şey konuşurken o öncelikli yarar meselesi böyle. Yani bizim bu çocuk konusunu hep önüne alıp konuşmalıyız. Bir de şöyle bir durum var. Yani bugün hep böyle gelecek diye bakıyoruz ama bugün mesela aldığımız bir takım kararlar, uygulamalardan en uzun süre eğer hayatta kalmaları devam ederse, yani gelişimlerini gözetirsek en çok onlar etkilenecekler. Yani öyle de bir grup aslında. O yüzden de bir an önce aslında bu Türkiye'deki konularla ilgili sık sık gündeme getirmek. Bunu hani aslında sadece çocuk alanından değil, farklı disiplinlerde hep çocuk bakış açısını da aslında çalışmalarına yedirmeleri gerekiyor. Çünkü çok disiplinler arası bir çalışma gerektiren bir konu olduğunu düşünüyorum. Çocukla ilgili konuların, yani bu eğitimle, işte bugün şehir hepimizindeyiz. Evet. Çocuk dostu şehir, şehirlerin çocuğa göre dizaynı. Aslında bir yandan da çocuğun şiddetten korunmasıyla çok ilişkili şeyler bunlar. O yüzden hep birlikte bir çalışma ihtiyacı var. Evet. Yani risk altında, özellikle göç tabii risk altında olma durumundan da kaynaklanabiliyor. Evet. Tabii zorunlu göçse bu çok daha net olan bir şey. Ama onun dışında da bu yeni geleni şehir nasıl alıyor içine, hangi imkanlarla karşılıyor. Bir de tabii İstanbul gibi bir yerde hani farklı farklı şehir hayatları da sürüyoruz. Hı hı. İşte sitelerin içindeki çocukların da belki şehre entegrasyonu başka açılardan zor. Hı. Ya da işte servislerle binip servislerle başka okullara gidiyorlar. Bambaşka bir dünyanın içindeler. Ama hani başlığımıza geri dönersek, çocuk ve göç çerçevesinde Ayşe çok yeni doktora tezini bitirdi. Eğitim üzerineydi, eğitim bilimlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bir çok kısa bize başlığı ve temel sorusunu söylersen belki oradan açılarak biraz devam ederiz. Aslında ben tezi genel olarak, yani doktora tezinde genel olarak Suriyeli anne babaların, İstanbul'daki Suriyeli anne babaların hani erişebildiğim kadarıyla eğitim arayışlarına baktım. Çocukları için eğitim arayışlarına baktım. Hani neden böyle bir çalışma yapmak istedim? Ben kısacık onu da anlatabilirim diye düşündüm. Özellikle hani Ege Denizi'nde böyle botlarla çok riskli koşullarda, yani ölümü göze alarak çocuklarını gönderen hani anne babaların bu mevzunun çok yoğun yaşandı 2015 yılında. Bir çalışmada şeyi görmüştüm, hani bu ailelerin çocukların hayatını riske etmeyi göze alarak bu şekilde işte batıya gitmeye çalışmalarının altında aslında eğitim kaygısı var. Yani Türkiye'de veya bulundukları başka ülkelerde çocuklarının gerçek anlamda bir eğitim alamayacağına yönelik kaygıları var gibi. Hani ben bunu gördüğümde biraz beni şaşırtmıştı açıkçası. Çünkü hani başka türlü şeyler daha öncelikli olur eğitimden diye bir varsayım hemen aklıma gelmişti. Dolayısıyla bunu araştırmak istedim. Yani ne düşünüyor Suriyeli anne babalar? Acaba eğitim hayatlarında nasıl bir rolü var? Ne kadar önemli atfediyorlar? Ne tür bir anlam yüklüyorlar eğitime? Buna bakmak istedim aslında. İstanbul'da yaptın değil mi çalışmayı? İstanbul'da ama tabii yani İstanbul'u temsil eden bir çalışma değil. Yani temsili bir çalışma değil her şeyden önce. Çünkü anlamaya yönelik bir çalışma. Evet, yani anne babaların düşüncelerini, deneyimlerini, ne tür güçlüklerle karşılaşıyorlar, bu güçlükler hani çocuklar için eğitim arayışında, bu güçlükler veya ne tür olanaklarla karşılaşıyorlar aslında, çünkü birçok olanakla da karşılaşıyorlar. Bu karşılaştıkları durumlara yönelik ne tür stratejiler geliştiriyorlar, ne tür kaynakları var filan, bunlara aslında bakmak istedim. Bu bağlamda hani eriştiğim grupta özellikle şey oldu, hani Fatih'te yaşayan anne babalar oldu. Başka toplam ülkeler, kaç aile ya da kaç çocuk? 35 anne baba diye söyleyeyim. Çocuk olarak tabii daha fazla sayıda çocukları var ama benim baktığım grup, hani okul öncesini de dahil ettim ben. Türkiye'de henüz sorunlu olmadığı halde okul öncesini de dahil ettim. Çünkü mülteci çocuklar için çok önemli bir dönem. Çok. Okul öncesi ilkokul, ortaokul ve lise çağı, yani hani zorunlu eğitim çağı artı okul öncesi gibi düşünebiliriz. 69 çocuk vardı bu konuştuğum ebeveynlerin. Belki şeyi de söylemekte fayda var. Yani 3 milyondan fazla bir nüfustan bahsediyoruz. Suriyeli ve bunun yarısı gibi çocuktan bahsediyoruz. Hatta yarısından daha fazla, 18 yaş altından bahsediyoruz. Bununla ilgili de hani mümkün olduğu kadar farklı veriler, yani daha sağlıklı veriler toplanmış durumda. En azından şu an bize yansıdığı kadarıyla belli bir takım okul çağlarına göre Suriyeli çocukları örneğin söyleyebiliyoruz. Belki çok genel olarak bir eğitimdeki durumu anlatırsan, hani nasıl bir şey vardı, geçici eğitim merkezlerinden sonra nasıl bir geçiş oldu? Sonrasında biraz anne babaları daha detaylı dinleyelim.
Aslında bu benim hani bu araştırma sorusunun aklıma gelmesi de biraz bu şekilde gelişti diyeyim. 2014 yılında bir eğitim genelgesiyle, hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesiyle Türkiye'de Suriyeli insanların savaştan kaçarak gelişiyle kurulmuş olan geçici eğitim merkezleri yasal hale geldi aslında. Bununla beraber Suriyeli çocuklar için iki tane seçenek oluşmuş. Aslında üç seçenek, hani özel okullara da gidebilirler ama tabii onların oranı çok daha düşük. İki seçenek oluşmuş oldu. Ya geçici eğitim merkezlerine gidebilirler Türkiye'de veya Türkiye'deki devlet okullarına gidebilirler. Yani artık devlet okullarına gitmeleri de mümkün hale geldi. Daha önce sadece hani oturma izni bulunanlar gidebiliyordu. Bu karardan sonra geçici koruma altındaki tüm çocukların bu iki seçenekten birini değerlendirebileceği yasallaştı. Ve bu süreçten sonra tabii çocuklar okullara gitmeye başladılar. Yine de şey oldu, hani istatistiklere baktığınız zaman çoğunluk geçici eğitim merkezlerine gidiyor oldu. Bu tabii biraz doğal bir şey, çünkü hani çocuklar gerçekten çok büyük bir savaş artı göç travması yaşıyorlar. Aileler de aynı şekilde birlikte ve hani bir sürekliliğe ihtiyaçları var. Bir böyle hani alışık oldukları, tanıdık, belki alıştıkları dilin kullanıldığı, alıştıkları kültürün bulunduğu ve arkadaşlık kurabildikleri en başında bir ortama ihtiyaçları var. Merkezlerini biraz anlatabiliriz hani bilmeyenler için. Hani oradaki eğitim nasıl yürütülüyordu öncelikle? Aslında ona ilişkin benim çok derinlemesine bir şeyim yok. Yani çalışmam ona odaklanmış değil ama geçici eğitim merkezleri hani Türkiye'nin her yerinde kurulan, işte Suriyeli bazen hani girişimcilerin kurduğu, evet, bazen işte derneklerin, vakıfların girişimine kurulan, Türkiye'den bir vakıfla ya da dernekle ortak olarak kurulan ve hani bu 2014 yılındaki genelgeyle de işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın protokolü olduğu takdirde hani çalışmasına devam edebileceği kararı alındı filan. Tabii çok farklı yaklyaşımları olan kurumlar olduğu hep söylendi. Ama hatta dil olarak genelde Arapça oldu. Müfredat da Arapça oldu. Hatta Suriye'deki müfredatın işte Türkiye otoritelerinin gözden geçirmesiyle hazırlanmış bir versiyonun kullanıldığı okullardı. Ama şeyde de yani ilk adım belki hani hep böyle şey, bir geçicilik varsayımı hakimdi. Geçici değil, aslında kalıcı bir durum var. Çocukların eğitim alması gerekiyor. Bakış açısı belki hani ilk adımı bu 2014 yılındaki genelge olabilir. Sonra da bu yıl, aslında bu yıl diye söylemeyeyim, 2016 Ağustos ayında geçici eğitim merkezlerinin kademeli olarak 3 yıl içinde artık kapatılmasına karar verildi. Evet. Bu da önemli bir karar. Bundan sonra hani Suriyeli çocukların hep Türkiye okullarına, yani Türkiye'deki devlet okullarına entegre edileceği kararı. Bu da önemli bir karar aslında. Hani artık geçicilik varsayımı diye bir şey gözetilmiyor bu bağlamda. Hani her ne kadar geçici koruma statüsü devam etse de çocukların artık Türkiye okullarına gitmesi. Aslında bu çok önemli bir gösterge. Hani biz de işte göç alanındaki konuşmalardan, yani önce bir misafirlik durumundan, sonra işte kalıcı, hatta işte artık hani beraber yaşamak, sonrasında da vatandaşlıkla ilgili belli bir takım cümleler söylendiyse de hani çok netleşmeyen bir durum var tabii orada. Ama buradaki yansıma, en azından uygulama, hani o geçicilik halinden kalıcılık haline bir geçişi aslında uygulamada kabul etmek gibi bir yansıması var. Çok önemli bir karar aslında. Belki şeyi söyleyebilirim, hani böyle şey bir durum var mesela, bir takım kalıp yargılar var belki Suriyeli mültecilere ilişkin. Benim görüştüğüm anne babalar için de gerçekten eğitime çok önem atfediyorlardı. Mesela şey var, hani eğitime o kadar da önem vermiyorlar. Bir takım bu tür hani daha eğitimsiz insanlar, mültecilere daha böyle bir şey bakış açısı var. Benim görüştüğüm kişiler tam tersine, yani gerçekten eğitime çok fazlasıyla önem atfediyorlardı. Biraz da hani benim çalışmam temsili bir çalışma değil ve daha çok eğitimli insanları seçmeye çalıştım. Hani eğitim üzerine konuşacağım için eğitimli insanları seçip onların hani çocuklarına eğitim aldırma konusunda daha hani bütün araştırmalar bunu söylüyor, hani daha ilgili olacaklarını düşünerek. Ama gerçekten şöyle bir durum var benim gözlemlediğim, hani mülteci anne babaların bir takım getirdikleri, yanlarında taşıdıkları aslında sermayeleri var. Yani bu ekonomik sermaye çok sınırlı oluyor, hani geldiyse de hemen bitiyor aslında. ama onun dışında hani kültürel sermayeleri var, bir tür sosyal sermayeleri de var, çünkü hani bir komünite olarak burada var oluyorlar ama çok sınırlı kullanabiliyorlar bunları. Mesela onlar kendileri üniversite mezunu dahi olsa, işte benim görüştüğüm kişilerin çoğunluğu lise ya da üniversite mezunu. İlkokul düzeyinde olanlar falan da var ama bu kendi kültürel sermayelerini değerlendiremiyorlar Türkiye'de. Yani en fazla yapabildikleri, çoğunlukla da iş olanakları sınırlı olduğu için en fazla yapabildikleri mesela çocukların eğitimine destek olmaya çalışmak. O da tabii bir dil engeli varken, hani çünkü onların ana dili Arapça, devlet okulunda Türkçe eğitim verilirken oldukça güç, ama buna rağmen çok çabalıyorlar aslında. Ama yani şeylerden bir tanesi bu, hani gerçekten onların buraya getirdikleri kültürel sermayeyi, sosyal sermayeyi değerlendirebilecekleri bir bağlam yaratmak gerekiyor gerçekten.
Peki bu okullarda yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarına geçmiş olmanın getirdiği bir özellikle dillenen bir problem vesaire oldu mu anne babalarda? Yoksa şöyle, bunu hani nasıl yaklaşıyorlar diyelim? Ben şeye bakmaya çalıştım özellikle. Hani benim çalışmamda 69 çocuk vardı. Bunların 20 tanesi okula gitmiyordu. 26 tanesi geçici eğitim merkezine gidiyordu. Kalanları da 23 tanesi de Milli Eğitim Bakanlığı. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı okullarına gidiyordu. Şöyle bir şey var, hani daha küçük yaş grubu zaten istatistikler de onu söylüyor. Mesela ilkokul düzeyinde daha fazla çocuk okula gidiyor. İşte belki tahmin edilebileceği gibi daha büyük yaştaki çocuklar, ortaokul, lise çağındaki çocuklar daha fazla çalışmaya yönlendiriliyor. İçinde bulunan yoksulluk ve yoksul koşullar dolayısıyla vesaire falan. Böyle bir resim vardı bende. Şeye de baktım, yani karşılaşılan işte olanaklarla kısıtlara bakmaya çalıştım. Her iki okul tipinde de aslında bir takım olanaklar ve kısıtlılıklar var. Ve şeyi ben vurgulamak istedim. Daha doğrusu onunla karşılaştığım için altını çizmeye çalıştım. Bir ikilem yaşıyorlar aslında sürekli anne babalar. Okul seçimi konusunda. Bu biraz tabii hani bu geçicilik, kalıcılık daha önce belki hani resmi otoritelerin de sahibi olduğu bir ikilem. Hani geçti mi bu insanlar? Başta geçicilik şey çok hakim, sonra zamanla ilerlemeye başlıyor ama tabii bunun okul sistemin içine yayılması zaman alıyor. Kalıcı olduğuna dair. O ikilem aslında Suriyeli anne babaların da fazlasıyla yaşadığı bir ikilem. Mesela diyelim geçici eğitim merkezine gönderiyor çocuğu ama bu sefer şey, hani Türkiye'ye entegre olamayacak, Türkçe öğrenemeyecek. Endişesini taşıyor. Evet, o endişelerle birlikte oraya gönderiyor. Bu sefer şey düşünüyor mesela, kararı aldıktan, okul kararını verdikten uzun süre sonra hala acaba devlet okuluna mı gönderseydim? Yanlış mı yaptım? Mesela benimle yaptıkları görüşmelerde hep bunları soruyorlar. Hani devlet okulunda eğitim daha iyi diyorlar, oraya göndermeliydim vesaire gibi. Bir de zaten şey var, yani geçici eğitim merkezleri için eğitim düzeyinin çok yetersiz olduğuna ilişkin böyle hakim bir görüş vardı anne babalarda. Böyle işte öğretmenlerin düzeyleri çok farklı, işte bazen böyle hani öğretmen olmayan kişiler çalışıyorlar. Yani belki çok özverili, istekli bir şekilde çalışıyorlar ama öğretmenlerin niteliği artı eğitim niteliğiyle ilgili çok şeyleri vardı, kaygıları vardı geçici eğitim merkezleri için. Ama diğer yandan Arapça eğitim olması ve çocukların dersleri anlayarak orada ve arkadaşlık kurabilecek bir şekilde eğitim alabilecek olmaları onları çok cazip onlar için. Çocuklar için de öyle. Böyle mesela birçok şey örneği vardı. Geçici eğitim merkezinden devlet okuluna geçmiş çocuk mesela. Devlet okulunda bir takım zorluklarla karşılaşıyor tabii doğal olarak. Çünkü hani orada belki geçici eğitim merkezi hani göçün travmasını belki çok hızlı bir şekilde yaşamasını önlüyor bir açıdan. Çünkü tanıdık bir ortam sunuyor. Hani güvenli. Daha bildik. Sürekli. Evet, bildik. Arkadaşlarıyla konuşabiliyor, iletişim kurabiliyor falan. Öbür tarafta devlet okulunda çok daha şey, mücadele vermesi gerekiyor bununla ilgili. Hatta şeyle ilgili, devlet okullarıyla ilgili bir okul müdürünün aslında bir babayla paylaştığı, hani sohbet ettiği zaman söylediği, hani işte şu kadar sıkıntı çekecek, o sıkıntıya dayanacak, sonra rahatlayacak. Hep böyle bir sıkıntılı dönem var aslında. Yani çocuğun, Suriyeli çocuk devlet okuluna gittiği zaman, çocuğunun çok zeki, çok başarılı olduğunu söyleyen bir başka babam. Mesela bizimki 3 ay sürdü. Bir başkası hani diyor ki işte hani işte kabullenilmiş bir süredir yani. Evet, bir öyle sıkıntı süresi var ve bu sıkıntı süresi aslında çocuk için çok sıkıntılı bir süre. Tabii. Yani mesela ben anne babalarla görüşerek yaptım, çocuklarla görüşerek yapsam çok daha hani farklı bir çarpıcı öykü, evet, bir öyküyle karşılaşacaktım muhtemelen. Çünkü o sürede mesela ayrımcılık yaşayabiliyor, çok ciddi böyle hani yaralayıcı ayrımcılık deneyimleri yaşayabiliyor arkadaşlarından özellikle. Öğretmenlerden değil, hani okuldaki yetişkinlerden çok daha az paylaşım oldu diyeyim. Genelde öğretmenlerin yaklaşımından çok memnundu anne babalar, böyle bir minnetle yaklaşıyorlardı. Ama çocukların kendi arasında hani fiziksel şiddete varan, zorbalığa varan, en azından hiç iletişim kurmama, hiç oynamama, ciddi dışlama şeyleri var. Bir de dersleri anlayamayınca, yani tabii, çünkü Türkçe bilmediği için dersleri anlayamayınca geri kalmış hissediyor. Kendini hani böyle yetersiz, diğerlerinden evet aşağı hissediyor. O da çok tabii onu yaralıyor çocukları. Bu tür hani devlet okullarında bu tür şeyler var, kaygılar var mesela. İkilem mesela, devlet okuluna gönderen ikileme de böyle şeyler işte, ayrımcılıktan, bu sıkıntılı dönem ne zaman bitecek? Ayrımcılıktan işte, ne zaman arkadaşlık kurabilecek, derslerini anlayabilecek, bir şey de var böyle hani çocukların çok başarılı olduğuna dair bir inanç. Mesela ama başarı üzerine konuşuyor mesela, ne başarıdır sizin için? Şey var mesela, bu çok hakim, yaygın görüşmelerde ortaya çıktı. Türk okullarında Suriyeli çocuklar çok başarılı. Böyle bir düşünce var. Anne babalarda var. Anne babalarda evet. Benim çalışmam zaten hep anne baba perspektifine bakıyor. Evet. Peki nasıl başarılı? Hani biraz anlatır mısınız deyince, Türkçe öğrenme başarısı genelde. O söyleniyor. Paralel olan. Evet. Çok kısa sürede Türkçeyi öğrendi ve dersleri anlamaya başladı gibi. Halbuki literatüre baktığımız zaman biraz bu
Çok gerçekçi değil aslında. Çünkü mesela bir akademik düzeyde, hani göçmen çocuklar için yapılmış çalışmalar tabii, var. Hani akademik düzeyde bir dili öğrenip de derslere katılım 5 ile 7 yıl arası gibi bir tabii, şey var literatürde. Hani dolayısıyla burada... Başarıdan ne anladıkları orada herhalde, evet, çok tartışılacak bir şey. Evet, ama şey, orada gündelik dilde Türkçeyi çözüp konuşma, hani tabii o hızlı oluyor gerçekten. Çocuklar onu gerçekten de hızla başarıyorlar. Anne babalardan daha hızlı öğreniyorlar Türkçe, ya Türkçeyi. O da onların hani başarısı olabiliyor. Yani onların da Türkçe mücadele ettiği bir Türkçe öğrenme şeyi var. Ama çocuklar çok hızlı. Onlara göre, yetişkinlere yapıyorlar, göre daha hızlı öğreniyorlar. Şey de var mesela, böyle ailenin içinde Türkçe bilen hiç kimse yok. Gerçekten şey çok, burada çok karışık anlatıyorsam siz beni yönlendirin. Yok yok. Ailenin içinde hakikaten Türkiye'li insanlarla temas çok kısıtlı. Evet. Yani mesela babalara erişmek için ben özellikle babaların çalıştığı yerlere gitmek durumunda kaldım. Çünkü hani toplum merkezlerinde falan babalar çok fazla bulunamıyorlar. Sürekli çalışıyorlar ve çok yoğun çalışıyorlar gerçekten. Ayda bir izin günüyle falan mesela çok yoğun çalışan. Genelde hani restoranlarda çalışan diyeyim. Yönetici de birkaç tane görüştüm ama çoğunlukla çalışan şeklinde veya işte berber işleten vesaire falan babalarla görüştüm. Onlar şeylerdi hani temas konusunda mesela Türkiye ile müşterileri hiç olmuyor. Hmm. Olsa bile yani çok az iletişimleri var. Türkçe öğrenebilmiş baba çok bir tane, o da çok dile ilgili bir babaydı mesela. Hmm. Metroda gidip gelirken sürekli aplikasyondan çalışıyor falan. O babalar genelde Türkçe öğrenmekte çok daha dezavantajlılar. Dolayısıyla çocukların eğitiminde çok yani zaten bir hani hep bir şey iş bölümü bu. Cinsiyetçi iş bölümü vardır. Evet. Babalar karar alır, şu okula gidecek. İşte anneler yardım eder, evet, dersleri takip eder vesaire falan. Hep o vardı ama burada çok daha o şey ciddi bir şekilde bir ayrım var. Çünkü baba Türkçe de bilmediği için hani eğitimi zaten takip etme ihtimali yok falan. Hani Türkçe öğrenme ihtimali de yok. Ama annelerde biraz daha fazla Türkçe öğrenme ihtimali var. Böyle şey bir durum vardı, hani anneler çocuklarla birlikte öğreniyorlar aslında. Evet. Bu bir strateji gibi yani bir stratejileri çok kısıtlı tabii, kaynakları çünkü çok kısıtlı ama birlikte öğrenme eğilimindeler. Mesela Türkçeyi birlikte öğreniyorlar, dolayısıyla dersleri de beraber birlikte çalışıyorlar. Evet, çözmeye çalışıyorlar falan. Oralarda da çok böyle çarpıcı paylaşımlar oldu. Mesela bir bu Türkiye'nin aldığı hani Türk okullarına entegrasyon kararından sonra çocuğun hani şeyden geçici eğitim merkezinden devlet okuluna bu yıl başında başlatan bir babayla görüşmüştük. İlkokul düzeyinde bir küçük kız. Entegre olamamıştı okula hiç. Yani bir şekilde hiç arkadaşlık kuramamıştı kimseyle filan. Hani bizim iki görüşme yaptım hatta o babayla. Ama dersleri anlaması için eve geliyor mesela, akşam ödevleri var. Annesi de öğretmen de onun. Hı-hı. Tesadüfen hani babası berberdi, annesi öğretmendi. Annesi dersleri anlayabilmek için, yani çocuğa yardım etmek için Google Translate kullanıyor. Hı-hı. Ve böyle 6 saat sürüyor. Ödevi çeviriyor. İşte Arapçadan İngilizce, İngilizceden işte Türkçe'ye falan filan derken böyle hani çünkü öyle çevirince daha iyi anlaşılıyormuş. Bir şekilde yani gerçekten 6 saatte ödevi çözmeye çalışıyor ve tabii çok sınırlı. Şeyde de öyle. WhatsApp grupları var öğretmenlerin, velilerle iletişim kurdukları. Orada da yine nasıl hani, iletişim kuracak? Evet, yani oraya bir cümle yazabilmek için bayağı bir çok çaba gösteriyor aslında. Yani şeyler çok önemli geliyor Ayşe aslında. Bu anlattığın detaylar hani hiç görmediğimiz, hiç bilmediğimiz hani kocaman kocaman sayılarla ve ne yazık ki işte özellikle geçen hafta yaşadığımız hani çok dramatik bir olayla öğrendiğimiz hani bir takım işte bu Suriyeliler büyük başlığının altında her ailenin içinde, her çocuk için, her anne için, her baba için başka başka detaylı bir öykü dönüyor. Evet. O yüzden çok kıymetli geliyor bana bu hani anlattığım. Bizim mesela yaptığımız bir iki çalışmada da hep bu çeviri mevzu çok dillenmişti. Yani okulda çocuklar çevirmen olarak bir şekilde kendileri hakkındaki konuşmaları öğretmenle anneleri ya da öğretmenlerle babaları arasında çevirir haldeler. Bu da tabii aslında üzücü bir şey bir yandan. Çünkü çocuk belki bilmemesi gereken bilgilere ya da işte belli bir takım kendisinin bile oynayabileceği bir alana sahip oluyor. Evet, çok hızlı bir şekilde dili öğreniyorlar yaşlarından dolayı ama bu akademik başarı anlamına her zaman gelemiyor. Çünkü çift dilli olmak, yani çift dilli bir dile hakim olmakla belli yaştan sonra o dili öğrenmek ve hani onu hemen adapte edip okulun içindeki başka alanlarda o dilin kullanılma yetisi biraz daha ayrı bir şey. Bunu dediğin gibi vurgulamak lazım. Ama bu WhatsApp grubu gibi hani çok basit iletişim kanallarında bile dil... Şey çok önemli. Yani zaten bütün çocuklar için önemli aslında aile katılımı okula. Evet. Çok önemli. Yani biraz geleneksel yaklaşımda da değil. Hep böyle şey bir tarz var. Hani okul başlatıyor iletişimi. Yani anne babanın başlatması biraz hatta hoş karşılanmıyor. Okul başlatıyor iletişimi. O da genelde şey şeklinde oluyor. İşte anne babaya not mesela varsa bir problem veya işte şey WhatsApp grubundan bir takım şeyleri. Mesela WhatsApp gruplarında öğretmenler çok pasif oluyorlar genelde. Daha çok şeyler, veliler aktif.
Veya işte anne baba toplantısı, öğretmen toplantısı, hani veli toplantısı dediğimiz hani şey var. Bunlarda tabii süreli mülteci anne babaların durumu çok daha farklı. Hani Türkçeyi bilenlerle karşılaştırıldığında. Çoğu zaman mesela veli toplantılarında tercüman yok. Varsa mesela bir Türkmen, işte her iki dili de konuşan, onlar rol alıyorlar. Böyle şeyi, hani sosyal sermayelerini kullanma, onu harekete geçirme, onu mobilize etme eğilimi çok vardı. Böyle karşılaşılan, devlet okullarında karşılaşılan güçlüklere karşılık. Çocuğun eğitimini desteklemek için, çünkü gerçekten çok önemli ailenin. Yani şey bir durum var, çocuğun iyi olma hali için çok önemli çocuğun eğitim hakkının gerçekleşmesi, ama çocuk eğitim alabilirse ailenin böyle gelecek perspektifinde bir farklılık var. Evet, onu, yani böyle bir hani şey gibi bir yere tutunuyor aile. Evet. Çünkü çok büyük imkansızlıklarla yaşamak durumunda. Dolayısıyla eğitim herhangi belki başka bir başka aileye kıyasla çok daha farklı bir anlam taşıyor. Evet. Eğitim alamaması da. Şey, UNICEF'in raporunun başlığıydı bu, kayıp nesil diye. Yani bu çok acayip bir şey aslında. Yani kayıp bir nesilden bahsediyoruz Suriye'den. Hem yaşamların kaybolması hem de eğitim gibi en temel haklarının ulaşılamadığı bir durumda. Burada işte belli bir şekilde tutunmaya çalışma halinin, özellikle senin baktığın ailelerde eğitim üstünden olduğunu görüyoruz. Yani hala inat eden aileler gibi bunlar. Ve hani kendilerinin de aldığı eğitimi bir biçimde kendi çocuklarına da bu zor koşullarda verdirtmeye çalışıyorlar. Belki şey gözle de bir şey söyleyeceğim ama şeyi vurgulamam iyi olabilir belki. Hani farklılıklar da var tabii aileler arasında. Tabii. Yani zaten şeyi de vurgulamamız lazım. Yani çok farklı gruplar var. Çok farklı sosyoekonomik statülerden, hani etnik kökenlerden. Hani İstanbul'un neresine yerleştiği bile tabii aslında çok farklılaştırıyor işleri. Çünkü bazı yerler daha hani tanıdık bir ortam sunuyor. Bazı yerler daha hani onların çok tanımadığı tarzda bir ortam sunuyor vesaire falan. Kimlik meselesi çok önemli. Onlar kimlik diyorlar. Aslında geçici koruma belgesi, yani geçici koruma kartı. Geçici koruma kartı bulunmayan çocuklar, dolayısıyla yani ailede de çoğunlukla olmuyor. Bazen babada oluyor, ailenin diğer bireylerinde olmayabiliyor. Onlar gerçekten çok dezavantajlı oluyor hizmetlerden faydalanmak açısından. Eğitim de buna dahil. Mesela benim görüştüğüm dönemde önce bu hani Türkiye okullarına entegrasyon kararı çıkmadan önceki dönemde de bazı ailelerle görüşme yapmıştım. Ama şeyi çok, yani okullar resmi olarak kaydolma hakkı olmadığı için geçici koruma kartı olmayanların orada çok, hani Türkiye okullarına istese de gidemiyor mesela. Hı hı. Bu durum bu kararla birlikte aslında bir ölçüde değişti, çünkü bunu kolaylaştıracak bir takım önlemler alındı. Yine de ama kimlik olmaması ailenin içinde de mesela sağlık hizmeti alınmasını engelliyor. En azından zorlaştırıyor zaten zor olan süreçleri. İşte ailedeki bireylerin hani bir daha hani adil bir iş diyeyim, daha belki özelliklerine uygun bir iş bulmasını falan önlüyor. Dolayısıyla hani bu kimliği olanlar ve olmayanlar diye bir şey var aslında. Farklılaşma. Yaşamda tutunabilme arasında çok büyük bir fark oluyor. Evet. Gözde, sen bir şey diyecektin. Ben aslında farklılıklardan bahsederken şey var mıydı? Hani çocuklar arasındaki cinsiyetle ilgili bir değişim var mıydı? Okula devam etmeli. Yani öyle bir şey gördün mü diye bir merak ettim. Bana çok bu çalışma ve hani çalışan çocuklara, hani ne bileyim, daha erkek çocukların çalışmaya yönlendirilmesi ya da kız çocukların okula gitmemesi gibi bir şey. Belki şey de diyebiliriz. Erken evlilik de çok fazla konuşuluyor. Evet. En azından senin sahanda böyle bir şey var mıydı? Benim sahamda bu arada cinsiyetle ilgili soruyu daha önce de hani çok soran olduk. Benim sahamda böyle erken evlilikle ben karşılaşmadım, ya da belki görüşmelerde hani benimle paylaşılmamış tabii ki olabilir. Ama çalışan çocuklar vardı ve çalışan çocukların hepsi erkekti. Ama bu 69 çocuğun içinde sadece 4'ü çalışıyordu. Dolayısıyla gerçekten ben hani bir şekilde fazlasıyla eğitime önem veren bir kitleyle görüştüm. Yani bunu akılda tutmak lazım. Bu çalışan çocuklar da mesela kimliği olmayan çocuklardı. Yani hep onlar daha da dezavantajlılar bir şekilde. Mesela okula gitmeyen çocukların yarısının kimliği yoktu. Benim 20 okula gitmeyen çocuk var mesela, yarısının kimliği yok. Okula gitmemeyenler arasında hani şeyler var işte. Hep finansal güçlükler var, diyeyim, sosyoekonomik güçlükler. Çalışma, o da tabii onunla çok doğrudan ilişkili. Hani yetişkinler iş bulamayınca çocuklar çalışıyor gibi. Engelli çocuklar var aslında. Engelli çocuğun nasıl okula gidebileceğini bilmiyor mesela aile. Down sendromlu çocuk var. İlgi süreçleri nasıl soracaktım? Tam buradan sorayım belki. Yani engelli çocuklarınkini bilmiyorlar ama normalde bir okula kayıt süreci ya da kimlik çıkan, bu tür bilgileri nerelerden alıyor aileler? Eğitime önem veren bir gruptan bahsediyoruz ama onların buna nereden bu bilgi kaynaklarına erişiyor yani? Onda... Kendi aslında komünite içinde çok hızlı yayılıyor zaten hani bu tür bilgiler. Ve hani kendi içlerinde. Bir de benim hani görüştüğüm işte bu 35 anne babadan 14'ü bir toplum merkezinde devam eden, yani herhangi bir toplum merkezine, İstanbul'daki toplum merkezlerinden birine giden anne, çoğunluğu anne diyeyim çünkü toplum merkezine babalar pek demiyor, annelerdi. Dolayısıyla o da şeydi, hani gerçekten önemli bir fark yaratıyor yine mülteci
hayatında toplum merkezi aslında. Hem bilgilenme anlamında sadece şey de değil, eğitim değil tabii. Evet. Hani ne bileyim hukuksal süreçler, işte sağlık hizmeti alma vesaire falan konularında önemli etkisi oluyor. Dolayısıyla şey, söyleyebilirim bilgilendirme bağlamında. Belki son 5 dakikayı açısından da bizim yani şu anda çocuk çalışmaları ve göç merkezi olarak beraber bir yandan da çocuk işçiliği üzerine bir araştırma yürütmeye çalışıyoruz. Aslında sen de onun bir parçası olarak Suriyeliler kısmına bakıyorsun. Şeyi söylemek lazım, yani eğitimdeki bütün o sorunların tabii büyük bir kısmı da, yani eğitime devam etmemenin resmin diğer tarafında çok ciddi olarak hayatta kalmaya çalışan ailelerde hani bir tercih sorumluluğunda eğitim ikinci olabilir. Yani burada senin baktığın aileler herhalde nispeten daha tutunabilen, evet, ya da en azından anne babanın bir şekilde gelir getirebildiği ve çocuklarını okutabilme aşamasına geçmiş aileler. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu gruplara bakmak da çok önemli ama bir de çok ciddi olarak belki hani toparlamak açısından bu imkana sahip olamayıp özellikle çok çocuklu ailelerde ve anne babanın iş hayatına erişiminde çok ciddi sorunlar olan ailelerde çocuk emeğini çok yoğun bir biçimde görüyoruz. Belki biraz bunu da konuşarak toparlamaya çalışalım. Ya evet, biz de işte bu birlikte yapmaya çalıştığımız araştırmada umuyoruz ki hem Suriyeli hem Türkiye'li çalışan çocuk hani emeğine birlikte bakmaya çalışacağız. Yani şey, Suriyeli çocuklarla ilgili çok söylenen bir şey, yani Türkiye çocuklara göre çok yaşın çok düşük olması. Evet. Yani Türkiye çocuklarla daha hani en azından 15-19 yaşta ağır olmayan işler, çalışma gibi bir şeyden dolayı oraya belki bir şey var ki orada bile TÜİ'nin en sonki, evet, şeyine göre yeteri kadar çok fazla çalışan çocuk var ama Suriyeli çocuklarla gerçekten çok küçük çocuklar çalışıyor. Yani hani bu ilk yaşına düşmüştür ve çok ağır yük ve çok şey ve peki hani zaten çalışan çocuğun kaydı olması hani yasal dışı olduğu için çok zor ama yani kendilerinden çok daha fazlasını, yani gelişimlerini çok olumsuz şekilde etkileyecek de bir şeyden bahsediyor. Daha çok aslında bu Suriyeli çocuklarla birlikte çalışan toplum merkezindeki arkadaşların çok sıklıkla telaffuz ettikleri bir şey. Çalışma biçimleri dediğimiz şey de çok, evet, yaygın. Hı-hı. Yani mevsimlik tarımda da bizim en çok gözlediğimiz şey, tabii o da en kötü biçimine giriyordu ama onun dışında işte tekstilde ortacı olarak günlüğü 1 lira gibi inanılmaz çöp toplama, bunları görüyoruz ve bir şey söylemek lazım. Yani 15 yaş altı çocuk çalışması kabul edilebilir bir şey değil. Hani bunu ne kadar çok tekrar etsek herhalde yeterli olmaz diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey de var. Hani işverenlerle konuşan arkadaşlarımız, hocalarımız, araştırmacılarımızın da hani bize en çok söylediği şey, hani orada biz aslında iş vererek bu ailelere yardım ediyoruz. Bu ailelere destek gibi bir bakış açısı da var. 15 yaş altının çalışmaması, bunun yasal olmadığı ve burada aslında evet o aileleri desteklememiz gerekiyor ya da o ailelere iş imkanları sunmamız gerekiyor ya da beraberce hani Türkiye'de artık beraber yaşıyoruz ve bir takım sosyal politik alanlarının bu şekilde kurgulanması gerekiyor ama hani çocuk emeği bu noktada kabul edilebilir bir şey değil. 15-18'inde ancak belli koşulları, belli kuralları, belli çalışma saatleri ve tabii iş güvenliğiyle beraber kurgulanması lazım. Burada hani tarım neden ekstra? Çünkü tarımda belli oranlar ve denetimin en olmadığı, az olduğu diyelim nokta olduğu için daha da ağır koşulları karşımıza çıkartıyor, görüyoruz. Bu öykünün aslında hani bir çok ciddi bir bütüncül tarafı var. Çünkü eğitime devam etmediği zaman çocuk bir biçimde aileye gelirle destek olarak hem ailenin kendi durumu için hem de kendisi de biraz daha başka bir alanda var olmayı becermiş oluyor. Ve burada hani ikisini beraber kurgulamak çok önemli. Başka eklemek istediğiniz kapanış cümlelerimiz varsa kapatıyoruz çünkü programı. Ya ben aslında şöyle bir kapatabilirim. Bu en baştaki çocuk kimdir meselesinden yaparken, yani biraz böyle çocuğu hani savunmasız, korunmaya muhtaç, sürekli böyle daha negatif ve yapamayan edemeyen şekilde kurguladığımızda işte o zaman o muhtaçlık durumu böyle bir acımaya doğru ilerliyor ve bu tür işte mesela hani bir Suriyeli çocuk ben ona iş veriyorum ve iyi bir şey yapıyorum diye ama aslında çocuk hakları ile ilgili birçok ihlali de içinde barındıran bir iyilik o. Aslında burada biraz böyle çocuğu nasıl güçlendirebilirim, çocuğu ve çevresini nasıl güçlendirebilirim üzerinden biraz bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hani bu çocuğa ilişkin algının çok değiştiğini düşünüyorum. Önüne gelen bir sıfatla ya da herhangi bir şeyle hemen bir çocuk kategorisinin dışına çıkarma eğilimimiz oluyor. O yüzden hani en başta söylediğimizi söylemek istiyorum. Ne olursa olsun işte 18 yaşını ne kadar herkes çocuk ve onların kendilerine özgü ihtiyaçları var. O orayı tutmak gerekiyor. Yani bunu işte göç durumunda da farklı durumlarda da aslında çocuk olarak kabul etmek gerekiyor. Ayşe'cim. Belki ben de şeyi vurgulayabilirim. Hani
Bu bağlamda gerçekten bütüncül ve hak temelli politikalar çok önemli. Bir küçük örnekle belki onu bağlayabilirim. Çalışan bir çocuk benim çalışmamda tekstilde çalışıyordu. 15 yaşın üstündeydi ama kötü şartlarda, yani günde 12 saat, 13 saat ve hiç izin yapmadan neredeyse. Onun çalışma süreci şöyle olmuştu. Ailedeki yetişkin bireyler çalışamıyorlar çünkü işte kimlik yok vesaire, kimliksiz bir aileydi bu. Kimlik demeyeyim ben. Koruma kartı. Ve çocuk aslında bir süre devlet okuluna devam ediyor ve okula devam etmeyi çok isteyen bir çocuk. Bir süre devam ediyor ama orada yapamıyor, yani uyum sağlayamıyor çünkü dersleri dinleyemiyor, öğrenemiyor. Ailede de çok ciddi şeyler var. Annesi tekstilde çalışıyor, annesi hastalanıyor. Sonra yerine çocuk geçiyor. Mesela böyle bir bütüncül politika gerekiyor. Ailedeki herkesin sağlığını, koşullarını dikkate alan, yani hem eğitim hem çalışma, çocukların çalışmak durumunda kalması, yani çocuk işçiliği bağlamında böyle büyük resme bakmak gerekiyor hep. Çok aslında önemli bir şey söylüyorsun. Bu bildiğimiz, duyduğumuz öykülerin çok farklı şekilde aslında tekrarı da. Yani ailede bir hastalık durumu, bir engelli durumu, evet, beklenmeyen bir şey. Zaten hani Suriye'den gelmek kendi başına büyük bir travma, ki savaşta birebir yaşamışlar da olabiliyor, daha öncesinden gelmiş olanlar da olabiliyor. Bu biçimde, yani burada baktığımız, vurguladığımız o bütüncüllük çok hayati bu noktada.